Panda %100 yerli üretim. Bir kere en önemli vurgusu bu. Yaklaşık 30 yılı aşkın süredir endüstriyel dondurma üreterek Türkiye'nin bir ilkini gerçekleştirmiş durumda. Organizasyon yapımız içerisine baktığımız zaman Ar-Ge, kalite yönetimi ve teknolojik anlamda da bizim bütün sistemlerin yönetimleri son artık dolabımızın bulunduğu noktaya kadar erişimlerde bütün takibini sağlayarak teknolojik anlamda destek olmaya çaba gösteriyoruz. Teknoloji departmanımız yaklaşık 10 kişiden oluşuyor. Bununla birlikte outsource'larımız da var. Süreç artık geleneksel IT'nin çok dışına çıkmaya başladı. Zaten dijitalleşmede bunun bir olgusu. Üretimin ham madde alımından, üretimin nihayelenmesine kadar, paketlerin paletlenmesinden, son noktaya ulaşana kadar bütün bunun takibi, lojistiğinin sağlanması, ilgili noktalardaki verilerin kontrolü, akışının sağlanması ve bunun sürekliliğinin sağlanması tamamen IT'nin kontrolü altında. Yani ilk çıktığı zaman doğal olarak bizde şöyle bir şey vardır. Her ne kadar IT'nin içerisinde şu anda Türkiye'de çok fazla bir Ar-Ge olmasa dahi artık yeni yeni gelişmeye başladı. Bizler de bunun ne olduğunu araştırmaya başladık. Her şeyden önce yani'nin en önemli kısmı son dönemde de çıkan Avrupa'da GDPR diye geçen, Türkiye'de de kişisel verilerin koruma kanunu'ya geçen yapının Türkiye'de oturmasıyla birlikte arama motorundaki bilgilerin Türkiye'de kalıyor olması. Aslında yani'nin bence en vurucu özelliği, hukuki anlamda da bize uygunluğu bu. Bununla birlikte özellikle mobil arayüzünde sesli aramanın sağlanıyor olması ve sesli aramayla birlikte belli bir süre sonra kendi içerisindeki algoritmayla doğru çözümleri getiriyor olması gerçekten büyük bir avantaj. Sanıyorum ki ve ümit ediyorum ki yurt dışında da kullanılmaya başlanacak. O sebepten ötürü yani bence son derece başarılı.